Arkadaşlar merhabalar. Denklem sistemleri ve eşitsizlik diye geçiyor konu. O yüzden ilk kısımda denklem sistemlerinden bahsettim size. Şimdi asıl mevzumuz olan ikinci derece eşitsizliklere geldik arkadaşlar. Burada bence basit, zor demeden her yeri dikkatlice dinleyin. Niye biliyor musunuz? Eğer hedefiniz gerçekten AYT'de iyi bir şey yapmaksa kavramları çok iyi bilmeniz gerekiyor. ÖSYM kavramları nasıl öğrendiğinizi çok iyi sorguluyor. Çok profesyonel soruyor. Her sene şaşırtabiliyor bu anlamda. Öbür taraftan türevde bunlar bizim işimize çok iyi yarayacak. Türevde artan azalanlarla ilgili max min sorularında arkadaşlar çok soru geliyor hocam. Bu niye böyle geldi? Bu niye buradan oldu falan diye. Onların birçoğunun cevabı artan azalanda aslında gerçekten arkadaşlar buraların tam oturmaması. O yüzden ezber yapmayın. Yorumlarda kafanıza yatmayan bir şey olursa sorun tabii ki. Ben şimdi başlıyorum. Önce tablo yapmakla başlayacağız. Çünkü biz birinci dereceden basit eşitsizlikleri çözer gibi denklem vari çözemeyeceğiz. Artık şöyle yapmayacağız yani x kare büyüktür x falan. Sakın öyle bir şey yok. Kesinlikle arkadaşlar eşitsizlik çözerken hepsini bir tarafa atacağız. Sağ taraf veya sol taraf hep sıfır olacak. Sayı kalmayacak. İçler dışlar çarpımı yok. En baştan bunları uyarayım. Yeri gelince yine söyleyeceğim ama önden bir bahsetmiş olayım. Tabloyu nasıl yapıyoruz? Köklerini bulur gibi arkadaşlar çarpanlarını ayırıyoruz. Bakın böyle eşittir sıfır yapıp. Kökleri 1 ve 4. Sonra diyoruz ki en büyük dereceli x. Ne demek en büyük dereceli x? Üstü en büyük olan x demek. Dolayısıyla x karenin işaretine bakıyoruz. Artı bir tane 4 var, bir tane de 1 var. Bunlar denklemi sıfır yapıyor manasında böyle yapıyoruz. Ve köklerde işaret değiştiriyoruz arkadaşlar, tamam mı? Dolayısıyla artı eksi artı eşitsizlik de diyeceğiz ki işte burada pozitif oluyormuş, burada pozitif oluyormuş, burada da negatif oluyormuş. Örnek. Gelelim bunun şeyini çizmeye, tablosunu çizmeye. Çarpanların ayrılmaz deltasına bakalım. 9 eksi 12 eşittir. Eksi 3. Ne oldu arkadaşlar? Kökü gelmedi. O zaman arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Kök yok ya. Eksi neyle başlayacağız? Artı. X karenin işareti artı olduğu için artıyla bir başlayacağız. Böyle gidecek. Size ne gelecek bununla ilgili sorularda? Diyecek ki size daima pozitif olması için ne olmalıdır falan diye sorularında işte bunu bekleyecek. Bakın bu denklem mesela daima pozitiftir. İsterseniz eksi 1 milyar verin. Fark etmez. Bu denkleme ne verirseniz verin bu denklemin pozitif olduğunu söyler. Bununla ilgili zaten şartı da söyleyeceğim sonra size. Bakın şimdi eksi x kare artı 2x eksi x. Bakın şimdi buraya bakalım. Deltasına bakıyorum. Çarpanların ayrılmıyor çünkü. 4 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2. Ne oldu? Yine eksi 4. Yani delta sıfırdan küçük geldi. Bak şimdi x karenin işareti yani en büyük dereceli x'in işareti ne? Eksi. Sonra kök var mı? Yok. O zaman eksiyle bir başlayacak. Eksiye kadar gidecek. Ne verirsen ver bu denklem eksi oluyor demek. İstersen verebileceğin en büyük aklına gelen pozitif sayıyı ver. Fark etmez. Bu denklem negatif gelecektir arkadaşlar. Sorularda işte diyeceğiz ki bu denklem daima negatiftir. Ne verirsen ver. Dedim şimdi buna. X kare eksi 4x artı 4. Bunu biliyoruz. Tam kare. Bunun iki tane kökü var. Birbirine eşit ama 2. Bu çift katlı kök demektir arkadaşlar. X1 eşittir, X2 eşittir. 2 geldiği için bakın yapıyorum. İki tane kök manasında ve birbirinin aynısı manasında böyle bakın. 2. Artıyla başlıyorum. Çift katlı kökte unutmayın arkadaşlar işaret değişmez. Bu bizim için önemli bir şey. Dolayısıyla bu denklem arkadaşlar 2 verdiğimizde 0 oluyor ama onun haricinde her yerde pozitif oluyor demek. Ben size bakın bunun grafiğini de çizeyim mi? Daha iyi görürsünüz. X eksi 2 karesi bir paraboldür ve gerçekten bunun grafiği böyledir. Hakikaten x eşittir 2 de bu x eksenine teğettir arkadaşlar. Ve sonra bakın bütün değerleri gördüğünüz gibi pozitif oluyor 2 hariç. Dolayısıyla bir denklemde tam kare olursa işaret değişmez. X karenin işaretine göre ya daima negatiftir ya da daima pozitiftir. Sıfır yapan yer hariç. Gelelim şimdi grafikten anlamaya. Bakın şimdi bir parabol grafiği verilmiş. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Fx küçüktür 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Demiş ki
Nerelerde negatif olur yani bu? Bakın bir grafik ne zaman negatiftir? Y'sinin eksi olduğu yerler. Peki y ekseni neresi? Burası. O zaman arkadaşlar y'nin negatif olduğu yerler bakın buralardır. Dolayısıyla grafiğin buralarda kalan kısımları size onun negatif olduğunu söyler. O zaman x'e 0 verdiğinizde 0 oluyor. X'e 3 verdiğinizde 0 oluyor. Çünkü bir denklemin kökleri x eksenini keser veya değer arkadaşlar. Dolayısıyla 0 ve 3 köklerdir. 0 da 0'a eşit oluyor. 3 de 3'e eşit oluyor. Onları dahil etmiyorum. Açık aralık. 0, 3 aralığında bu bakın x ekseninin altında kalıyor. Hakikaten y değerleri burada negatiftir arkadaşlar. Bu yüzden fonksiyonun negatif olduğu yerler x ekseninin altında kalan yerlerdir. Böylece 0, 3 aralığıdır bunun cevabı. Burada da arkadaşlar fx büyük eşit 0 eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği değerleri sormuş. Yani burada fonksiyonun 0'dan büyük veya 0'a eşit olduğu yer demek x ekseninin üstünde kalan yerlerdir. Neden arkadaşlar? Ve tam böyle kestiği yerdir. Çünkü bu sefer eşitlik de var bakın. Böylece eksi 1 ile 5 kapalı aralığında arkadaşlar ne oluyor? Hep y değerleri ya pozitif ya da 0 oluyor. O yüzden eksi 1, 5 aralığı olacak arkadaşlar. Örnek vereyim mesela. Burada diyelim f1 arkadaşlar 4 gördüğünüz gibi. Şurada uyduruk bir değer olsun. F eksi 0.5 1'e eşit olsun. Gördüğünüz gibi hep y değerleri pozitif oluyor. Şekilde arkadaşlar grafiğin x ekseninin üstünde kalan kısmı pozitif. X eksenine değen veya kesen kısmı 0'a eşit. Altta kalan kısmı da negatif değerleri gösterir bize. Artık bunların ikisinden yola çıkarak eşitsizliklerin çözüm kümesini bulalım. Nerelerde negatif, nerelerde pozitif demek istiyor sorular. Tablo çizeceksiniz. Tablo çizmek için de çarpanlarına ayrılıyorsa çarpanlarına ayıracağız. Yoksa delta'ya bakacağız. Önce eşittir 0 gibi yapıp köklerini buluyoruz. 4 ve 2. Küçükten büyüğe yazıyoruz. En büyük dereceli x'in katsayısı pozitif olduğu için artı eksi artı diyoruz. Çift katlı köklerde işaret değişmez ama böyle bir tane olan tek katlı köklerde bir tane 4 var, bir tane 2 var. Bunlarda işaret değişir. Böylece 2 kapalı 4 kapalıdır arkadaşlar bunun çözüm kümesi. Neden? 2 de 0 oluyor, 4 de 0 oluyor. Eşitlik de var burada bakın soruda. O yüzden 2 4 kapalı aralığı olmak zorunda. Asla öbür tarafa atmıyoruz. Her zaman bir taraf 0'dan 0'a eşit olacak, diğer taraf sayılı denklemli olacak. Öbür tarafa atsam ne olur? Bazı sorularda doğru yaparsın, bazı sorularda yanlış yaparsın. Bu kadar basit. Her zaman doğru yapmak istiyorsan çarpanlarına ayırma ya da delta mantığı bakın. Tablo oluşturma ikinci derece eşitsizliklerde çok önemli. 1 kökü eksi 5, 1 kökü 5. Bakın x karenin işareti ne? Eksi. O zaman eksi ile başlayacağız. Eksi artı eksi. Büyüktür 0 olduğu yer eksi 5, 5 açık aralığı. 5 eksi eksi 5, eksi 1 diyeceğim. Neden? Eşitsizlik var. Eşitlik yok bu sefer. Yani dahil değil. Eksi 5 ve 5'i alamayacağız. Böylece arkadaşlar 9 tane tam sayı değeri var. Çıkarırız sonra bir daha çıkarırız dahil değilse. Bu şekilde basit noktalara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Açayım diğer soruyu da. X kare eksi 3x eksi 2 x artı 3 demiş. Ne yapacağım bakın dediğim gibi öbür tarafa atıyorum. X kare eksi 4x eksi 5 küçüktür 0. Ne oluyor bunun çarpanları? X eksi 5 x artı 1 eksi 1 5 artı eksi artı. Küçüktür 0 oldu bakın. O zaman eksi 1 açık 5 açık. 5 eksi eksi 1 eksi 1. Böylece arkadaşlar normalde 6 5 tane değeri olacak. 0, 1, 2, 3, 4. X artı 1'in karesi küçüktür 4. At öbür tarafa. Böyle. Burada 2 kare farkı var. Fark ettiniz mi? X artı 1'in karesi eksi 2'nin karesidir bu. Dolayısıyla 2 kare farkı da nedir? A eksi B ve A artı B. Gördüğünüz gibi ne yaptım? X artı 1'den 2'yi çıkardım. X artı 1'e 2 ekledim ve böyle yapabilirim. O zaman burası x eksi 1 oldu. Diğer tarafta x artı 3 oldu. 1 kökümüz eksi 3. 1 kökümüz 1. Neyle başlayacağız? X kare olduğu için burası sonuçta x'in karesi olacak arkadaşlar. O yüzden artı eksi
artı olur. Küçüktür 0 oldu bakın. O zaman eksi 3 açık, 1 açık olur arkadaşlar. Hemen sizi güzel bir noktada uyarayım. Diyelim soru şöyle oldu. Eksi x artı 1'in karesi küçüktür 0 gibi bir durum oldu. Sakın eksiyle başlamayın. Niye? Bir sayının karesi arkadaşlar pozitiftir. O yüzden yine artıyla başlar. Bu noktada da sizi uyarmış olayım. Şimdi eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir demiş. X eksi 2'nin karesi büyüktür 0. Bak kök ne 2 ama tam kare olduğu için çift katlı kök. Böylece arkadaşlar artı yine artı. O zaman çözüm kümesini yazıyorum. Dikkat et. Tüm reel sayılar ne hariç? 2. Çünkü 2 verince denklem 0 oluyor ama 2 verince arkadaşlar 0 olduğu için büyüktür 0 olmuyor. 0 büyüktür 0 diye bir şey söz konusu değil. O yüzden 2 verince denklemi sağlamadığı için onu çıkarmamız gerekiyor. Burada da düzelteyim hemen, pardon. 10x artı 25 demiş. Yani bakın bu nedir? X eksi 5'in karesidir. Böylece kökümüz 5 geldi. Artı çift katlı kök olduğu için yine artı. O zaman bunun çözüm kümesi boş küme. Hiçbir noktada arkadaşlar bakın denklem negatif olmadı. Gelelim şimdi buraya. X eksi 1 çarpı x artı 2, x eksi 1 çarpı x eksi 4. Ne yapacağım? Kendimi kasmamak için, zorlamamak için x eksi 1 parantezine alırım. Böylece x artı 2 artı x eksi 4 olur. X eksi 1 çarpı 2x eksi 2 büyüktür 0 oldu. Dikkat! Bir kök 1. E buradan da 1 geliyor. O zaman 1 ne oldu? Çift katlı kök oldu. 2 tane 1 geldi çünkü. Böylece artıyla başlarım. Yine artı olur. Bunun çözüm kümesi reel sayılar eksi 1 olacaktır. 1 denklemi 0 yaptığı için. Şimdi gelelim işte buraya. Demin size demiştim ki eğer kök yoksa, delta küçüktür 0 ise x kare pozitifse artıyla başlar, artıyla devam eder. Yine delta küçüktür 0 ise ve x'in katsayısı eksi ise eksiyle başlar, eksiyle gider. O yüzden bir şeyin daima pozitif veya daima negatif olması için birinci şart delta küçüktür 0 olacak. İkinci şart da artıysa x karenin işareti artı olacak, eksi ise x karenin işareti eksi olacak. Dolayısıyla bu eşitsizlik at öbür tarafa böyle. Daima pozitif olması için evet x karenin işareti zaten pozitif. O zaman nedir şartımız? Delta küçüktür 0 olsun. Neden? Böyle olsun ki her zaman artıyla başla, hiç kök olmadığı için işaret değişmesin, daima pozitif olsun. 36 eksi 8m artı 4 küçüktür 0 diyeceğiz. Bakın delta küçüktür 0 diyorum. Sakın buna aldanmayın. E hocam büyüktür 0 diyor. Siz niye öyle yaptınız? Çünkü ne dedim? Bir denklemin daima pozitif olması için kökle kesip böyle işaretinin değişmemesi lazım. Kökünün olmaması ne demek? Delta'nın sıfırdan küçük olması demek. O yüzden burada küçüktür 0 yapıyorum. Dolayısıyla 40 küçüktür 8m, 5 küçüktür m. Haliyle m arkadaşlar 5'ten büyük bütün sayılar olur. Burada da ne diyor? Daima sağlanacak. Yani daima negatif olacak. Ne demek? Bir kere x karenin işareti negatif mi? Evet. Tamam. Ne olması lazım? Daima negatifin görüntüsü budur. Bu da bana şunu anlatıyor. Delta'nın sıfırdan küçük olması lazım ki kök gelmesin. Böylece işaret değişmesin. Artık yapıyorum. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Küçüktür sıfır olmalı. Buradan da eksi eksi artı yapar. Eksi 4 eksi 2m yani kısacası. Haliyle 2 küçüktür m oldu. M'nin alacağı değerler 2'den büyük olmalıymış arkadaşlar bu soruda da. Burada da demiş ki daima eksi 2'den büyük olması için. Hiç problem yok. X kare artı 4x artı m büyüktür eksi 2. Zaten benim için aslında önemli olan hepsini bir tarafa atmak. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Artık ne diyeceğiz? Delta küçüktür 0 diyeceğim artık. Çünkü artıyla başlayıp artıyla devam edeceğiz. 16 eksi 4m eksi 8 küçüktür 0. Böylece 8 küçüktür 4m, 2 küçüktür m. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 2'den büyük olduğu için 3 olur. Burada da eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Tamam, bir kere arkadaşlar x kare eksi 3x, x çarpı x eksi 3 diye ayrılır. Üs her çarpana dağılır. X üzeri 38, x eksi 3 üzeri 38.
Burası 3 eksi x çarpı 3 artı x büyüktür 0. Bir tane buradan eksi 3 geldi. Bir tane buradan 3 geldi. 3 buradan geldi ama 38 tane. Bir tane de burada vardı. O zaman arkadaşlar 3 çift katlı kök değildir. Neden? 38 tane buradan geldi. Bir tane buradan oldu. 39 tane 3 var. Tek katlı kök. X üzeri 38 sıfır eşit olması için 0. Bak. En küçük kök eksi 3. Sonraki 0. Sonraki 3. Ama 0 arkadaşlar çift katlı kök. 3 çift katlı kök değil. Neden? 39 tane olduğu için. Bir de eksi 3 var. X'in işareti nedir? Lütfen dikkat et. Bunun işareti ne? Eksi x kareden eksi. Bunun işareti zaten çift olduğu için şurası. 38 x karenin de artık 76. kuvveti en büyük dereceli buradan artı geldi. Bir artı var, bir eksi var. Artı ile eksinin çarpımı arkadaşlar eksidir. O yüzden çarpımlı veya bölümlü olduğunda ayrı ayrı işaretlere bakarız. Birinden artı geldi x üzeri 38 üzeri 2'den. Öbüründe ama eksi x kare var, yapacak bir şey yok. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Şöyle göstereyim. Bunları uzunca çarpsanız x üzeri 76 ile eksi x kareyi çarpınca eksi x üzeri 78 ile başlar soru arkadaşlar. Bundan dolayı aslında. Böylece eksi ile başla. 3'te işaret değiştir. 0 çift katlı kök olduğu için işaret değiştirme sakın. Sonra yine işaret değiştir. Haliyle büyüktür 0 olması için lütfen dikkat et. Büyüktür 0 demiş açık aralık. Eksi 3, 3. Yalnız arkadaşlar ben bu denklemde 0 verince denklem 0 eşit olmuyor mu? O yüzden bu aralıktan 0'ı çıkarmalıyız. Yani eksi 2, eksi 1, 1 ve 2. 4 tane bunun sağlayan değeri var. Aman orada lütfen dikkat edelim. Eksi 3 ile 3 aralığından 0'ı çıkarmalısınız. Buraya geldiğimiz zaman sadeleştirme hayır yapmıyoruz. Yanlış yaparsınız bakın. Zaten doğru bir şey de değil. Denklemlerde hadi biraz kabul ediyoruz ama orada da işlem hatası yapma riskiniz var. O yüzden arkadaşlar eşitsizlik konusunda içler dışlar yok. Paydalar ve paylar sadeleşir tamam ama aynı hizadaki bu paylar asla sadeleşmez. Kök kaybettiğin için eşitsizlikte hata yapacaksın. Beni dinle hiç merak etme. At öbür tarafa. Bak böyle. Eksi olarak komple eksi parantezinde x eksi 2 yaptım. X artı 1 yaptım. Bir soruluk, iki soruluk doğru gelir. Diğerlerinde doğru gelmez. Sakın sadeleştirme. 0 büyük eşit. X eksi 2 parantezini aldım. Burada bakın her ikisine de ortak. Burada ne var? Eksi parantezinde olduğu için x eksi 2 eksi 1 kaldı. Burada zaten x artı 1. 0 büyük eşit. X eksi 2. Bunlar gitti. X. Böylece arkadaşlar bir kök 0, bir kök 2. X kare olacağı için yani buranın da artı buranın da artı bakın eksi artı. Böylece küçük eşit olması lazım diyordu. 0 kapalı 2 kapalı arkadaşlar bu sorunun da cevabı. Şimdi yeni kısımda arkadaşlar paydalı olanlara geleceğiz. Çok matah bir değişiklik yapmayacağım ama neredeyse 20 dakika oldu. Hem bu kısımda bitirmiş olalım. Yeni kısımda 3. videoda görüşürüz arkadaşlar. İlk video denklem sistemleriydi. İkinci video burada eşitsizliğin ilk kısmı. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz.